sana golün güzelliğine bak, golün güzelliğine bak. Gir buradan, gir. Arkadaşlar Parti Chat'ten gole bak, gole. Merhaba. Gole bak, gole bak, 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 bak. Uçarak gelirim. Görüldüğü üzere yine Rocket League oynuyor. Uçarak gelirim. Uçarak geldi. Arkadaşlar Rocket League ile karşınızdayız bugün. Daha önce de Rocket League ile karşınızdaydık. Evet, bu ikinci. bu videomuzda diğerinden farklı olarak Gürkan tek başına oynuyor. Tek başına oynuyor. Farkı bu. Hafif bir inceleme, hafif bir izlenim videosu şeklinde. Çünkü Rocket League'in bunu hak ettiğini düşündük. Bir iki kelimeyi hak etti. Değil mi bu oyun? Şimdi o gün biz oynadık. Hani böyle heyecanlı oyun. Efendim işte hot seat oynadık. Aha. 4 kişi. Hadi gelin bir oynayalım. Kaydedelim. Bir de zaten öncesinde bir 10 dakika falan bakmıştık oyuna zaten. Aynen aynen. Yeni bir oyundu o an bizim için. İyiymiş, güzelmiş ya falan çok dedik. Çok eğlendik bilmem ne dedik. Kalktık başından abi. Ondan sonra oyun ben nedense böyle bir oynama. Efendime söyleyeyim. Elimden bırakamama tabir ettiğimiz bir takım hastalıklara gark oldum. Oynarken de konuşamama şu anda. Normal kelimeleri olarak seçme. Efendime söyleyeyim. Arkadan ittirtmeyin arkadaşım tarzı. Lar. Küfre itebilecek insanı. Joystick kırdıracak. Şöyle koydum mu? Olmadı. Yani oyun hakikaten bir hastalık haline geldi. Değil mi? Bunu söyleyebilirim. Oyun hakikaten bir hastalık. 2 dakika boş kalınca abi açayım bir maç atayım. Şimdi oralara gelelim. Yani önemli noktalar çünkü bunlar. Hani 2 dakika boş kaldım açabiliyorum öyle, falan öyle dedin ya. Tabii. Hakikaten çok önemli bir nokta bu. Ama biz efendime söyleyeyim derli toplu girelim istersen. Öyle bu yapalım. Bunu kim yapmış Gülcüm? Buyurun. Bu ismi nasıl söyleyeceğim? Psyonix mi? Psyonix mi? Psyonix yok, Psycho değil. Psyonix. Psyonix herhalde. Psyonix yapmış. Evet. Bu arkadaşlar Unreal Engine üzerine çalışan bizim Unreal Engine üstüne abi G'lerden bir firmamız. Aslında bu oyunumuzda Rocket League'de başka daha önce yaptıkları bir oyunun ikincisi. İsmini hatırlayamadığım, ezberlemenin mümkün olmadığı. Okumak zorundayım yani. Buyurun. Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Evet, evet. Böyle bir oyun. Hadi bunu yani o çok falan benziyor tabii bu. Yani bayağı aynı bayağı gibi öyle söyleyeyim. Bayağı ikincisi diyorlar zaten işte hani birazcık geliştirip herhalde. Hafif geliştirip geniş aynen kitlelere ulaşacak şekilde. O zaten şöyle golümü 3'e çıkmış bir tek. Gol. Attım. Aferin. O oyunun devamı sayılabilecek niteliğinde. Yani bayağı devam aslında. bir oyunumuz. Aynen öyle. Nedir bu oyunumuz? Kısaca bahsedin. Çok kısaca. Kısaca. Kısaca arabalarla, hakikaten Rocket Power'da arabalarla şöyle içeri yönlendirebilir miyim? Süpersonik Rocket Power. Efendime söyleyeyim. Koca koca topları rakip ağlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Böyle plaj topu falan gibi bir şey bu fizik olarak. Öyle gözükmüyor ama. Ya öyle gözükmüyor gibi. Daha yani işte tabii. Bouncy yani böyle zıp zıp falan bir topumuz bu. Bunu rakip kaleye atmaya çalışıyorsun. Son derece basit. 5 dakikalık maçlar. Ha, neden bu kadar çok oynanıyor? Yani onu diyecektim. Tabii, tabii. Hani kısa süreli olması herhalde çok büyük bir etken yani. Çok kısa yani süreli ve 5 dakikalık hemen patladık. Oyunum bitti. Hemen bir tane hemen daha atayım. Bir tane daha atayım. Hemen bir tane daha atayım. Hatta şunlar da çok önemli. Bence hani oyun tasarımında çok hı-hı etkisi olan unsurlar. Yani oyunu PlayStation 4 için konuşalım. PC'de daha bile hızlı hı-hı olabilir. Hadi oynayayım deyip bastıktan yaklaşık 20-30 saniye sonra direkt oynamaya başlayabiliyorsun. Yo, çok büyük bir avantaj. İnanılmaz bir avantaj. Onu konuşuyorduk ki neredeyse iOS oyunu gibi. Yani çat aynen çat çat tekrar aynen tekrar öyle. Aynen öyle kaçırdım. Bir de şey tabii ya herhalde. Yani öyle bir farklılık getirilmiş. Hani nasıl? Sahanın kenarları böyle kullanılabiliyor. Hemen girelim oralara. Hemen girelim oralara. Şimdi bak oyunda ne var biliyor musun? Oyunun momentumu inanılmaz. Yani işte oyuna giriş hızı. Hı hı. Hemen oynamaya başlayabilme. Oyunu oynarken de oyunda kalabilme. Hı hı. Çok önemli. Yani neyi kastettin Önder? Şöyle oyunda kalabilmekle kastım şu. Oyunda hiç sıkışmışlık hissetmiyorsun diyeyim sana. Ha, şimdi ne yapacağım falan gibi mi yani? Tam değil. Yani mesela duvarların düz olduğunu düşün bu oyunda. Hı-hı. Kenarların. Aha. Yuvarlak olmadığını düşün. Arabayla çarptığın anda kaldın işte geri orada çektim, geri vites aynen, yaptım, öyle geldim. Aynen öyle bir hantallık getirecek. Hiç böyle bir şey yok. Bütün oyun alanının kenarları yuvarlatılmış hı-hı vaziyette. Ve böyle yandan da gidebiliyorsun. Aynen yani duvara çıkabiliyorsun, yandan hı-hı gidebiliyorsun. Ve hatta oyun hani kenarları böylemesine şöyle yuvarlak olduğu gibi hı-hı kalelere dönen taraflar da yuvarlatılmış hı-hı vaziyette. Her taraf yuvarlatılmış. Bu neyi getiriyor beraberinde? Mesela sağ kanatta iniyorsun abi hı-hı tamam mı? Sağ kanatta inerken topa şöyle bir hız kazandırıyorsun. Hı-hı. O top böyle kenardan dönüyor, kaleye doğru yol alıyor.
Tamam mı? Güzel. Ve içeride bekleyen takım arkadaşın, merkezde bekleyen takım arkadaşın o topu ağlarla buluşturuyor. Nezih bir şekilde tamamlıyor. Son derece nezih bir şekilde tamamlıyor. Bir saniye. Bir saniye şu golü atayım geliyorum. Yani aslında şey diyebiliriz o. Hem çok kolay öğreniliyor ama bu tip özellikleri de kullanmayı kapmak için de biraz böyle ustalaşmak da gerekiyor. Abi yani. Şimdi klasik geyik vardır ya. Yani öğrenmesi kolay, ustalaşması zor geyiği vardır ya. Hani bu oyun onun hakikaten ağababası yani, öyle değil söyleyeyim. Değil mi? Aynen öyle. Çok basit kontroller. R2'ye basıyorsun. Efendim gidiyor. L2 fren. Tamam. Bu kadar işte. Çarpıya basıyorsun, zıplıyor. Yuvarlak nitro. Bu kadar. Yani oynamak için öğrenmen gereken 36 tane trik bilmem aynen ne falan yok. Şununla şunu birlikte basarsan öyle bilmem of de. Be adam çok güzel yardım attı valla. Hakikaten süperdi yani. Sadece oyunu öğreniyorsun oynayarak. Hı-hı. Yani bu fizik temelli bir sandbox diyelim. Hı-hı. Yani. Burada ben neler yapabilirim, neler bu topla? Sınırlarımla, şeylerimle, becerilerimle. Ve az biliyorsan da, diyelim ki hani oyunu çok bilmiyorsun. Hı-hı. Hakim değilsin henüz yani hareketlere falan. Yaptığın bütün katkılar oyun tarafından şey yapılıyor. Ödüllendiriliyor bir evet şekilde. Her şeyi ödüllendiriyor. Hani kaleden top çıkardım, tak oyun sana veriyor XP'yi. Hı-hı. Efendim save XP'si veriyor. Efendim işte havada vurdun bilmem ne. İşte kalenin önünden topu çıkardın, clear. İşte topu uzaklaştırdın, ortaladın, asist yaptın. Aynen, hepsine şey veriyor, bir şekilde. Doğru. Hani bu ödül ne oluyor? Senin level'ını arttırıyor. Ha? Level'ını artıp da ne oluyor? Bir şey olmuyor belki. Yani unlock edip de daha iyi ekipmana ulaştığın bir oyun değil. Kendini geliştiriyorsun. Aynen öyle. Kendini geliştiriyorsun. Oyunda unlock olan şeyler sadece kozmetik. Ama çok komik şeyler açılıyor. İnanılmaz. Arkadan para saçıyor. İnanılmaz. Efendim? Birazdan bakarız yani şeylere. Açılan zımbırtılara. Eğlenceli yani onların. Bayağı eğlenceli. Senin öğrenmen gereken oyunda sen yani şöyle söyleyeyim, oyunda sadece sen ilerliyorsun. Hı-hı. Aslında. Değil mi? Öyle oluyor. Oyunda level atlayan sensin evet. Aslında. Zaten mesela, hani oradaki XP olarak, level olarak artmanın dışında sen birey olarak da el becerin artıyor dediğin gibi neleri yapabiliyorsun, aynen neleri yapamamı önemli öğreniyorsun. Olan o. Önemli olan o. Mesela bu oyunla ilgili öğrenmen gereken, hı-hı, en önemli unsur belki topun olduğu yerde değil, topun olacağı yerde, hı-hı, oynamak. Evet. Topu izlersen abi, top zıplıyor gidiyor, sen kalıveriyorsun orada. Sen böyle orada arkada kalıyorsun. Aynen öyle. Mesela vur abi, hı-hı, şöyle. Top gittin bak, köşeye doğru gitti. O top içeri dönecek. Hı hı. Oyunu mesela bilenler genelde şuralarda falan oynuyor. Uzaklaştığı anda tak geliyor biri, hı hı, vuruyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bunları öğreniyorsun yani. Nasıl olsa dönecek diye sen gelebileceği yerleri tahmin eder hale geliyorsun. Aaaa işte bu gol olursa mesela. Çok hızlı yaptım. Gaza geldim. Şey mi? Ne bu? Ne deniyor onu? Performans kaygısı. Performans kaygısı tabii tabii. Şuradan hemen uzaklaştı. Şeyleri var tabii değil mi? Modlar var bir iki tane. Season, Mizzen falan. Onlara geliriz ya. Yani çok fazla bir şey yok oyunun açıkçası. Hı hı. Oyunun ne diyelim albenisi mümkünse arkadaşlarınla birlikte girip, evet, hakikaten Langert gibi abi gir oyna. Gir değil oyna mi? Tık 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 maç at yani. Ha, çok bilmesen bile yani çok keyifli olabiliyor. Gol. Ben mi olmadı be. İşte geçen sefer bizim oynadığımız gibi 10 dakika oynamıştık ondan önce. Çok eğlendik ama yani. Aynen aynen. Bilsen de bilmesen de eğlence sunuyor sana oyun yani. Gibi. 2'ye 2, 3'e 3, 4'e 4 her türlü. Hah onlardan bahsedelim. Yapımcılar 3'e 3'ü öneriyor. Öyle mi? 4'e 4'e kaos diyorlar. Hmm. Ama o da eğlenceli olabilir hani ya. Hani onun kendi şeyi var evet. Sen şu an 3'e 3 mü oynuyorsun? Şu anda 3'e 3 oynuyorum. Şu an botlarla mı oynuyorsun? Yok, gerçek hayır insanlarla mı? Gerçek insanlar. Online gerçekçi oynuyorum yani. Ondan sonracığıma. Ve hakikaten deli oynayan adamlar var. Hadi ya. Hani inanılmaz oynayan adamlar var. Bir tane YouTube videosu var izlemiştik. Böyle aynen çılgınlar öyle gibi oynuyor. Hani bunu nasıl şeyler yaptın falan. Ay karıştı ortalık iyice. Mesela şöyle havaya zıplayıp nitroyu köklediğin zaman enteresan hareketlere olmadı. Olmuyor, olmuyor. Gebe bir oyun. Allah ay kahretmesin. Bu aralar baştan serverlara falan çok eleştiri geliyordu. Bu aralar biraz daha iyi galiba. Oyun çıktığı ilk iki gün, üç gün falan, aha, kesinlikle sorun vardı. Bence onlar da bu kadar ilgiyi beklemiyorlardı. Kesinlikle beklemiyorlardı. 200-300 bin kişi falan şey yani sıra bekliyordu oyunda. Öyle bir şeydi yani. Çok iyiymiş. Fakat son 3-4 gün için
herhalde artık. Assist'i yaptım, atın artık. Allah kahretsin. Herhalde arttırdılar server şeylerin kapasitelerini falan. Yani herhalde. Ya oyun şey bir oyun. Dedim ya. Ne? Mesela onu da ondan da bahsedeyim aklıma gelmişken. Hani oyunda kalıyorsun sürekli. Hı-hı. Dedim ya. Oyun sen kamera ayarlarını sana yaptırtabiliyor da hani. Hı-hı. İşte efendim görüş açısını değiştirebiliyorsun falan. Onları da yapabiliyorsun. Şey de koymuşlar ama. Senin oyundaki rahatlığın açısından mesela iki tane kamera açısı koymuşlar. Hı-hı, bir evet. Tanesi nereye gidersen ne yaparsan yap topu gördü. Hı-hı. Topa kilitli gibi. Aynen yani. Bir tane golümüzü attık. Şey helal bir gol olsun. Oldu ama burada dokunmamızdan dolayı bir gol oldu saydı. Olsun. Sonuçta saydı mı? Ne yaparsan yap topa kilitleniyor kamera. Bir tanesi. Hı-hı. O. Bir tanesi de şey sadece önünü görebildiğin. Hı-hı. Tamam mı? Kendin belirliyorsun nereye ve, bakacağını. Aynen top havalandığı zaman mesela eğer top şey kamera topa bak yoksa 20 saniyede geri dönebilecekler mi? Topa kilitliyse kamera mesela. Hı-hı. Top çok yükseldiyse şey yapamıyorsun tabii neredeyim aldın evet, ne oluyor? Dağılıveriyor. Aynen. Yakınlaşınca hemen falan. Önüne baktın kameraya. Hı-hı. Geçiyorsun. Topu yerde gösteriyor mesela. Top düştüğü anda içindeki ufak daire şey yapıyor büyüyor. Hı-hı. Dış çepere yaklaşıyor o göstergede. O anda işte hareketini hamleni yaparsan topa vurmuş oluyorsun gibi. İçeri çevirdik. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Hadi 7 saniye. Ay. Atın bu golü kahraman ol 3 saniye. Yok artık. Yok artık. Gitti. Gitti. Neyse kaybettik. Modlara bakarız. Tamam. Onu da düşünmüşler. Çiçek açtı. Arkandan çiçekler böyle saçaraktan. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Yani o işi şöyle o gameplay tarafını tamamlayacak. Hı-hı. Olsak yani konuşacak çok fazla bir şey yok ama pırıl pırıl bir gameplay evet, yapmış yani adamlar yani. Çok basit çok mekanikler basit. Üzerinden çok iyi basit, uygulanmış. Çok eğlenceli. Yani özellikle kontrollerin tepkileri falan çok iyi ayarlanmış. Çok hiçbir iyi. Sıkıntı yaşamıyorsun. Aynen aynen. O da hiçbir hayal kırıklığına uğratmadığı için yani keyifle hiçbir şekilde bölünmeden o keyfin devam i̇nanılmaz, ediyorsun yani. İnanılmaz. Yani oyunun gameplay 10 üzerinden 10. Değil mi? Hakikaten direkt harika. Direkt öyle. Hakikaten harika. Çok tekrar söylüyorum çok basit. Hı-hı. Yalın diyelim daha doğrusu. Yalın yani. Diyeyim, yalın evet, diyelim aynen, yani. Sade. Ve o sandbox içerisinde inanılmaz şeyler yapabiliyorsun. Hı-hı. Harika. Şimdi oyun modları var tabii. Ha, neler var? İşte exhibition var. Buradan kendin kurabiliyorsun. E'ye karşı yapabilirsin. Hı-hı. Veya işte efendim bu alttan hemen parti yaratıp. Ha parti. Arkadaşlarla birlikte. Arkadaşlarla birlikte aynı takılabiliyorsun. Aynı takım ya da karşı karşıya. Aynen öyle. Aynen öyle. Yapay zeka iyi değil. Bunun adını koyalım. Hı-hı. Yani çok iyi değil. Şey de yapsan, pro da yapsan, ne çok yaparsan yap. Evet, işte efendim maalesef. Ne var? All Star da yapsan en yüksek. Hı-hı. Top kaleye giderken efendim manevra yapıp işte vurmayabiliyor. Mal gibi önüne geçebiliyor falan. Bu tip şeyler oluyor yani. Yapay zekaya eksi verebilirim yani. Hı-hı. Geliştirilebilecek bir muhakkak, unsur ama yapay zekayı öyle. Eksi olarak değerlendirebilirim yani. Season var. Burada abi arka arkaya maç yapıyorsun. Yani çok bir olayı olan bir şey değil takım bu. Takım mı yapıyorsun? Yani takım isim veriyorsun. Bir tane logo seçiyorsun. Aha. Arda arda maç yapıyorsun. Ha. Ya burada bir numara yok açıkçası çok. Hı-hı. Fazla. Yani modifies işte buradan hani zorluğu morluğu. Hı-hı. Seçip işte takım arkadaşlarını falan seçebiliyorsun. Evet. Bu daha ziyade practice gibi düşünmek lazım. Bu takım arkadaşların ama. AI mı? AI. Hı-hı. Veya şeyde oynayabilirsin yani tahmin ediyorum. Ha, o an yanında arkadaşın varsa o girer yoksa AI oynar gibi. Aynen öyle aynen öyle. Yani çok bir numarası olan. Hı-hı. Bir mod değil. Efendim garaj işte bu kozmetik unlockların olduğu. Burada ayarlamalarımızı yapıyoruz. Aynen öyle. Burada bakabiliriz. İşte bir sürü araç var. Muhtemelen daha da yenisi gelecektir. Yani 150'ye herhalde. Yakın unlockable şey varmış ve evet yani sözleri var. Hı-hı. Biz geliştireceğiz oyunu. Devam bu edeceğiz. Kadar, yeni bence toplar, yeni stadyumlar bilmem neler falan diye. Yani bence beklemeleri lazımdı. Oyun hakikaten iyi. Yani oynayan kişi bunu hisseder. Onu. Hı-hı. Demek istiyorum. İşte efendim renkler değiştirebiliyorsun. Hı-hı. Renk de açılıyor galiba. Evet iki takım gibi. Blue Team, Orange Team için. Aha. Renkler belirleyebiliyorsun yani. Renkler falan var. İşte tekerlekler var. Bilmem neler var. Allah, bir sürü şey var yani. Yani saçma sapan bir mesela çiçekler buyurun. Bir maçı böyle yapalım yani. Mesela şöyle. Şapka takabiliyoruz fez arabamıza. Fez takalım araca. Efendim bayraklar var, mayraklar var. Şöyle bir araç mesela. Ya çok gereksiz. Nasıl? Hani ne olduğumu ben de bilmiyorum. Çok karmaşık bir arabayım. Replay mesela. İnanılmaz. O çok iyi bak ya. Şimdi. Maçın direkt replayini kaydedebiliyorsun. Hemen bir tane ve bakalım. Ve herkesin bakış açısından izleyebiliyorsun. Aynen mi? Öyle. Çok yani başarılı. Harika bir replay şeyi modülü var. Hı-hı. Yani oyunun. Hemen bakalım. Şöyle kamerayı dilediğin gibi
kaldırıp indirebiliyorsun. Efendim. Hatta bakış açısı değil, böyle serbest kamera olarak da takılabiliyorsun. Tabii. Örneğin işte fly kamera ya. Hı hı. Hemen basıyorsun. Oyuncu görüntü bakış açısından. Hı-hı. Oyuncu bakış açısını işte efendim topa çevirebiliyorsun. Hangi oyuncuyu istiyorsun? Hı, karşı takımdan birilerini de izleyebiliyorsun. Aynen öyle. Çok yani çok 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 iyi bir replay şeyi var. Son derece başarılı yani. Ondan sonra bu yani oyunun modları bu. Hani oyun aslında şöyle bir durum var. Yani mod eksikliği belki bir yani eksi tırnak içinde olarak değerlendirilebilir. Yani bir online season efendim o tarz bir şeyler, bir leaderboard gibi yani. Evet, olabilir. O tarz böyle bir modlar falan olabilir. Olmasında fayda var. Hani oyunu hak ediyor ama onu. Ama bunların hepsi sonradan eklenebilecek şeyler yani. Oyunun özü çok iyi olduğu için. Geliştirmeye çok açık. Geliştirmeye çok açık. Aynen öyle. Buradan mesela oyun nasıl, maç nasıl bulunuyor? Ranked işte maçlar falan var. Ha, senin şeyine göre bir şeyler buluyor. Mesela sen semi prosun şu anda. Gibi evet. Semi pro da olunmuş bu arada, 17. level. Bir olundu. Olundu yani. Güzel. Standart diyorum mesela işte 4'e 4 tarım. Mesela 4'e 4 de bulabiliyor. Region'lar var işte Amerika, Avrupa falan, oradan bulabiliyorsun bilmem ne. Peki mesela sen hani böyle matchmaking seven bir insan olarak, yani özellikle spor oyunları bazında işte FIFA oynarsın, PES oynarsın falan. Hani bu o açıdan bakınca nasıl geliyor? Yani çok çıtır oyun bu. Aa, işte keyfini oynuyoruz ama onların yerini hayatta tutamaz falan. Şöyle söyleyeyim. O konuda benim dikkatle çekmek bakımından belki iddialı bir şekilde ifade edebileceğim görüşlerim var. Bence hani zaten bir süredir beta'da olan bir oyun. Yani bizimki efendim yeni keşfettik de konuşuyor olacak yani bilen insanlar için biraz açıkçası. Öyle. Fakat oyunu yani biraz daha geliştirirlerse karman çorman etmeden yani o ana bu şeyi bozmadan şey yaparlarsa, ki şu anda bile öyle olduğunu düşünebilirim. Spor oyunları gibi veya bu tip matchmaking oyunlar çerçevesinde bence yılın oyunu falan diyorum. Hadi yani iddialı, bayağı iddialı giriyorum o konuda. Hemen argümanımı destekleyecek efendime söyleyeyim. Kanıtları masaya koymak masaya isterim. Koy, unsurları sıralayayım. Abi bir kere oyun bu FIFA'nın PES'in falan, FIFA PES diyelim yani. Unutmuş olduğu çok çok önemli bir unsuru barındırıyor. Tekrar aynı şeye geliyorum. Son derece basit ama eğlenceli. Yani bu çok önemli bir unsur. Öyle. Biz mesela PlayStation işte 1-2 zamanlarındaki işte ISS PES falan mesela çok eğlenceliydi. İnsanlar eğlenirdi. Ve kontrolörü eline aldığı anda oynamaya başlarlardı. Mesela bizim Alp'i hatırla. Alp'le PES oynardık. O kontrolörü aldığı anda mesela başlardı pas vermeye, efendim şut atmaya. Yani çok temel şeyleri yaparsın. Ha, oyun ama şeyi desteklerdi. O o ustalaşmayı. Gene o taktik, derin evet şeyler. Onlar da efendim şey yapma. Aynen. Onlar da bir takım gelişmeyi destekleyen bir yapısı vardı. Mesela ben bu oyunu biraz öyle gördüm açıkçası. Ve o oyunların bence artık unuttuğu teknik, teknolojik işte efendim 20 tane işte hareket, efendim işte yani, sağ kola bas bilmem ne yap falan evet, tarzı. Sanki şey attım. Gibi aferin. Ama bicycle hitle attın. Bicycle hitle puan attın aldın yani. Bu unsur yani bakıyorsun abi, bir kontrol liste bakıyorsun mesela. Değil mi? Bir sürü şey var. Hani dövüş oyunu falan gibi de değil ki arkadaş yani. Futbol oynayacağım. Hepsini yani. Hepsini kullanacaksın misal. Neredeyse aynen. Yani. Ve o handikap şurada. Mesela o kontroller bulunur da hani eğlenceyi öldürmez. Eğlence biraz ölmüş vaziyette. Biraz daha böyle simülasyona yakın falan bir şeyler ya yapmaya simülasyon, kasıyorlar. Simülasyon, gerçeği yakalayayım bilmem ne falan muhabbetleri diyeceğim tamam da. Neyse yani o başka bir konu. Ben bu, eğlence kaçıyor diyorsun o arada işte. Bence öyle. Bence öyle. Yani işin sihri kaçtı diyeyim futbol oyunlarında özellikle. Şimdi bu oyun ders almak isteyenlere ciddi efendime söyleyeyim ibretler barındıran ibretlik paylaşım. ibretlik bir oyun yani öyle söyleyeyim. Bayağı ibretlik bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Oyun gibi oyun yani aslında. Oyun gibi o eski oyun. Oyunlar gibi direkt yani. Oyun gibi oyun. Golümü de attım. Ha. En azından çıkarmış olduk yani. Eski oyunlar diyorsun ya. İşte o yani hakikaten mesela şöyle bir örnek verebilirim bak. Şöyle bir örnek verebilirim. Evolve işte ne kadar oldu? 6 ay falan yani, oldu herhalde. Yani aşağı yukarı. Evolve'u oynamaya başladığın anda
sana belli karakterler veriyordu. İşte belli ekipmanlar falan veriyor. Bunlarla oynayacaksın. Bunlarla grind edeceksin, tamam mı? Hı hı. Edeceksin, edeceksin, edeceksin. Çıkardım. Çıktı. Save bak. Grind edeceksin, edeceksin. Hı hı. Yeni ekipmanlar falan atacaksın. Esas oyunun eğlenceli olabileceği hale gelmek için 15-20 saat, hiç 30 saat grind lazım, etmen, o ekipmanları açman, takımla birlikte oynaman, hı hı, ve eğlenmen bekleniyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu belli ölçüde şeydir tabii. Yani belli ölçüde bu kullanılır tabii. Aha, tabii. Hani Need for Speed videosunda da biz hani konuşmuştuk. Hı hı. Bu olur. Gol mü? Çok güzel gol. Bıraktım 90'a. Bayağı nezih. Çok yani. Çok güzel bıraktım. Bu belli bir ölçüde kullanılır ama bütün oyundan alınacak keyfi buna bağlayamazsın. Evet. Mesela bu oyun, dedin ya oyun gibi diye, hı, alıyorsun abi kontrolörü. Oynamaya başlıyorsun, eğleniyorsun, aynen, ve bırakıyorsun abi. Bir maç yapsan da eğleniyorsun, o zamana kadar 100 maç yapmış olsan da gene eğleniyorsun. Belki farklı tadlar alıyorsun, aynen, ama eğleniyorsun öyle. Yani. Ve çok şamata bir oyun. Yani çok çok şamata bir oyun. Hani arkadaşlarla falan kesinlikle oynanması gereken hani bir oyun. Yapamadığın zaman bile eğleniyorsun. Yani. Aynen öyle. Aha, nasıl aynen saçmaladım öyle. Falan aynen diye. Aynen öyle. İnanılmaz şamata bir oyun. Şimdi tabii öbür videoda da bahsetmiştik. Burada da bir söz etmek lazım. PlayStation 4'te bu ay Plus'la bedava verildi oyun. Steam'de var. PC'de, evet, ayrıca. Evet, PC'de var. Ve PC ile PlayStation 4 beraber oynayabiliyor oyunu. O çok büyük bir avantaj. Harika bir şey. Harika bir şey. Steam'de yanılmıyor isem şu anda 30 lira olması lazım oyun. 30 liraya değer mi? Her kuruşuna değer, değer diyorum. Kesin her değer, kuruşuna bence değer de. Yani. Hani bir efendim sinema fast yemek food, bilmem ne olayına bilmem ne, bir menü almayıp şu oyunu alırsanız hakikaten çok 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 doğru güzel bir iş yapmış olursunuz diyorum. Aynen. Arkadaşlarla yani tek başına da keyifli ama böyle arkadaşlarla oynamak da tabii, apayrı tabii, bir keyif tabii, yani. Aynen aynen öyle. Dediğim gibi destekleyecekler de oyunu. Yeni stadyumlar, hı-hı, yeni toplar, yeni bilmem neler. Baksana hareket gördün mü mesela? Ya ben seni kalbe takılmış durumdayım. Kalbe oyunu başka bak. Başka bir şey göremiyorum şey yani. Şey yapınca ne evet, diyor, duyuyor musun hızlanınca? Bak şimdi. Çiçekler ve kalpler. Ulan. Mesela havaya zıplayıp abi nitroyu bir koyuyorsun, havada uçup milletin önüne geçiyorsun yani. Tarzı. Böyle incelikler. Enteresan diyorsun. Hareketler. Hani öğreniyorsun işte, daha yani yapamıyorum çok fazla ama. Tabii canım, daha hakikaten yani belki oyna oyna neler keşfedeceksin. Tabii, tabii. Daha keşfettiğin şeyler bile olabilir. Hakim oluyorsun. Hakim oldukça da oyun keyfi. Evet. Ne oldu lan? Niye oynamıyor bunlar? Ne oldu? Döndü kalkamadı mı? Yoksa E'ye karşı mı oynuyoruz biz? Yok. Yok. Ne oldu öyle? Baksana. İkisi de dön. Aa. Ne yapıyor? Yani kazandık diye şey yapıyorlar ya. Ya. Artistik yapıyorlar. Ama golü de yediler. 24 saniyede 3 gol atılmış maçlar gördüm bu arada. Ciddi misin? Çok net. Mesela şuradan gidiyorsun. Direkt vuruyorsun, gol oluyor falan. Olmadı. Olmadı yani de. Gördüm yani. Olmuşluğu var yani. Aslında olabilir ya. Neyse. 24 saniye Rocket League'de uzun çok, bir çok süre. Çok uzun bir süre. Baksana. Bak artistik yapıyor. Artistler ya ama. Allah'ım ya Rabbim. Hadi. Videoyu böyle bitirelim değil mi? Hadi. 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 Hadi Gürkan, hadi Gürkan, hadi. Hadi. Çok deli oyun ya. Hakikaten deli oyun ya. Bir tane daha atayım lan. Neyse arkadaşlar. Oyunumuz böyle bir oyun. Smiley. Rocket League. Smiley açtım. Smiley anteni. Hadi bakalım şimdi nasıl bıraksak. Onu da deneyeyim. Bunu da deneyeyim. Onu da deneyebilir miyim? Hayır. Deneyeceğim. Kapat hemen işinin başını. Bak tak 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 yapabiliyorsun işte. Smiley. Nerede Smiley? Aa nerede? Aa. Anten diyordu. Anten değil mi abi? Ha, ha, anten, sen anten pardon, şapkaya girmişim pardon. Orada smiley. Nerede hani gülmüyor? Memnun musun? Çok arkadaşlar Rocket League. Oynayınız. Oynattırınız. Hakikaten çok güzel oyun. Çok başarılı. Çok çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Toplayın arkadaşları, oturun koltuğa beraber, aynen, oynayın. Hakikaten hatta toplamadan yani internet üstünden de oynayabilirsiniz. Eksileri ne dersek yapay zeka biraz, hı-hı, eksi diyebiliriz. Oyun modları belki biraz az diyebiliriz. Hmm. Bir de serverlar kötüydü ama biraz topladı. Serverlarda da sıkıntı yok. Ben iddialıyım arkadaş. Çok gönül rahatlığıyla 9'u veriyorum bu oyuna. Benden 9 işler diyorsun. 9 işler. Aynen. Gayet başarılı. Hakikaten yani. Çok iyi oyun arkadaşlar. Yok. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyoruz. Bizden şimdilik bu kadar.